izleyicileri. Bu niye abi burada lan? Ben bunu izlemedim. Abi senin hesaptan ben izlemiş olabilirim. Pardon. Ya oğlum ondan sonra fake tepki veriyor diyorlar. Hızlıca amını sikeyim senin ya. Arkadaşlar o çocuk gibi oldum. Arkadaşlar Kur'an çarpsın izlemedim. Yemin ederim izlemedim ya. Yakmadım ya. Arkadaşlar yapmadım. Yemin ediyorum yapmadım ya. Ha geldiler. Yayında mısın abi? Evet. Hoş geldin. Hayırlı. Bir selam verin ben. Aynen hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Kimle konuşuyorum selam şu an? Selam aleyküm. Aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Ne eve geçelim? Merhaba. Fotoğraf mı? Çekilelim. Üşümeyin. Tamam biz geçelim şimdi. Nasıl kapanıyor bu? Bela. Görüşürüz Hakan abi. Bayağı kişiyiz. Hakan abi TikTok'ta yayında mı şu an orada? Çok teşekkür ederim sevgili. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beni takip eder misiniz? Hepiniz de beni takip edin. İyi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Ben TikTok'u bilmediğim için çok şey yapamam. Bu cipsler hep zararlı ya. Daha dakika bir gol bir amına. Cipsini vereyim mi tutayım mı? Yine o sessizlik gelmeye başladı amına koyayım. Sen nasılsın abi? Ben de süperim vallahi. Vallahi sizi çok özledim. Vallahi ama biz de seni vallahi özledik. Hakan. Hakan. Buyur abi. Geldiler abi. İşte. Geldiler de bizi canlı yayına mı? Yok, gel. Normal konuşacağım. Yok abi, olur mu öyle şey? Yap. Gel otur sen, yoruldum. Abi şöyle sana bir hediye getirmek istedim. Çam sakızı çoban armağanı, kabul edersen. Allah razı olsun. Seversin tatlı diye inşallah beğenirsin. Bu kadar geldi elimden. Hoş geldin abla. Hoş buldum. Şunu çıkartayım. Yardım edeyim mi? Çıkartayım. İstiyorsan çıkart, rahatsızsan. Yardım edeyim. Merhaba abi. Hoş geldin. Dün gece de bir Yakup'la bir yayın yapmışsın. Benim hakkımda bir şeyler söylemiş sana falan filan. Ya bu Yakup TV niye her yerden çıkıyor yine? Amını sikeyim. Bu yine niye çıkıyor? Kanka adını almasana ya. Bu yine niye bu her yerden çıkıyor bu Yakup TV? Bak yine bana şimdi gelip bana salça olacak bak yine. Bu video izleyenler gelip yine bana salça olacak bak. Abla bizi kameraya mı çekin? Çekmeyeyim mi? Çek. Tamam. Aa, senin için dedi ki. Tamam. Çünkü bak, kandırıyor. Gelen var ya gelen. Çok tehlikeli, kandırabilir seni. Sana şov yapacak, kandıracak. Bak adama ne dedi? Bak. Ya. İyi gözükecek. Yemek de vermez. Adam yemek vermiyor. Sen diyorsun para vermez mi? Gülük deposu ya. Yemek ne yedireceğim dedi. Kardeşim adam daha yemek vermiyor. Sen kalkmıyorsun para vermez mi diyorsun? Yemek ne yedireceğim dedi amma bana. Vallahi babacığım sana verse bir sosis ekmek yapar olayı biter. Ne sıkıntın var, ne derdin var? Aslında ben seni buraya dinlemeye geldim ya. Benim evim borcu var abi. Bu oturduğun evin. Evimizi yıktılar bizim. Tokyo'dan bir ev verdiler burada. 2 senedir ödeyemiyor. Annem öldü. Annen yeni mi öldü? 2 sene olacak. Ne kadar şu an? Ya onun fotoğraflarını gördüm. Çok üzücüydü bu arada. Yemin ederim. Çok kötüydü ya. 150 milyon mu ne? 150 bin TL. Anladım. TikTok'ta yayınlar yapıyorsun. Oradan 3-5 bir şey kazanıyorsun inşallah. Abi 300. 400. Ekmek parası. Elden geldiğin kadar. Zaten bir oradan geliyor. Çok atmıyorlar abi zaten. Ya oradan gelen bağışlar maaşlar. Sana harçlık oluyordur. TikTok'tan atıyorlar ya. Hı. Çoğunu TikTok kesiyor zaten. He, vergisini kesiyor. Doğru. Abi vergi konusu mecbur. Ülkede her şey öyle, kanun var, yasa var.
Vergi kesmesi iyi bir şey. Sonradan başına bela olur. Benim tuvaletim yok. Oturmalı tuvaletim. Evet. Zorluk çekiyorum oturakana. Oğlum siz biliyordunuz bu arada. Doğru söylüyor. TikTok'un şeyi kaçtı? 70. Ve %70 gelir alması ne demek amına koyayım ya kanka? %70 ne ya? Onun dışında okula falan gitmedim. Bir şey diyeceğim, bu sadece TikTok'un aldığı mı yoksa Atlas kanka atlası. Devletin vergisine dahil mi? Bu sadece TikTok'un aldığı da Twitch de 70 alıyor. Twitch nasıl 70 alıyor oğlum? Kardeşim normal partnerden 70 sadece alıyor. Tamam. Bir sene gittim. Hı-hı, çocukken. Küçükken. Bir de başka gitmedim. Kankan seninle başladım o zamanlar. Neye başladın? Kan kanserine. He, kan kanserine. Çocukken. Evet. Kan kanseri lösemi oluyor değil mi abi? Evet. Lösemi. Cipsine yiyip devam edeceksen veririm. Koydum oraya. Yok abi sen. Burada günlerin nasıl geçiyor? TikTok yayın dışında ne yapıyorsun bir günde mesela? Arkadaşlar geldim. Hoş geldiniz diyorum. Ondan sonra nasılsınız, iyi misiniz diyorum. Selam veriyorum. O başka. 10 numara. Bu arada buradan bir şey diyeceğim bu konuda. Seni çok rahatsız eden, taciz eden de var. Hakan abinin evin adresini bulmuşlar. Yok, Getir'den, yemek sepetinden. 30 tane lahmacun, 40 tane pizza falan bak söylüyorlarmış. Değil mi? 150 tane geldi dün. Parasını ödemeden, hani parasını öder bir güzellik yapar. Parasını kapıda ödeme seçiyor. Hakan abi kuryelerle, firmalarla zor durumda dün bırakıyor. Dün 150 tane büyük ayran, 150 tane teneke kola. Arkadaşlar bunları zaten biliyorsunuz. Zamanında falan yani bütün yayıncılara, herkese vesaire falan yapıyordu. Bunları pek anmamak gerekiyor. Çünkü hoşlanıyorlar yani, anladınız mı? O yüzden boşverin yani, salın. Bir şey de olmuyor pezemeklere zaten. Yani hayır, bir de yani şu adama niye yapıyorsunuz bunu, anladınız mı yani? Ya onların kalbi var. Ondan sonra abi getirmişler. Abi ben 10 150 TL'yi nasıl ödeyim? Ödemeye geç yani, onu içecek adam da bulmak zor yani. Yani böyle şeyleri yapmasak, hani Hakan abinin iyi niyetini suistimal etmesek. Çünkü bir insanın telefon numarasını, adresini bulmak böyle inanılmaz zor şeyler değil yani. Çok küçük bir ücret karşılığında gidip sanatçının da bulur, futbolcunun da bulur. Ama bu insanları taciz etmeye, yormaya... Bu TikTok işlerini nereden sardın abi? Abi evet, kimse miyordu. Bir ay, iki ay içinde çuvaldı. Can sıkıntısından... Bağış yap... Galiba video üzerinden burada donate'lerle birlikte bir yardım kampanyası oluyormuş galiba. Chat'ten biri yazdı da. Yani biz de bir şekilde yardımcı olmak isteriz yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum da tam olarak. Öyle bir şey yapayım dedim. Yani buradan mı yapacağız? Testosaylarına mı direkt göndersek? Şu an onu nasıl yapabiliriz bilmiyorum tam. İBAN mı var? Koyabilirsin elini abi. Ha bak, okey. Sıkıntı yok. Böyle şey, samimi davranabilirsin ben. Zarar ya gönderir, sıkıntı yok. O Yakup'la buradan gideyim, o Yakup'la çok demeden görüşeceğim. Yani hepimiz gönderirsek o para birikip bir şeyler olacak yani, anladınız mı? Ben onun lafına bakıp da çizecek değil. Açlık durumun ne? Aç mısın, seni bir yemek yemeye götürelim. Kendim bilin abi. Neler seversin, ne yer, ne içersin? Kebap, İskender. Abi, yok ya, boşver olur mu? Bu kadar gelmişiz senin için. Arabanı nerede abi? Şuradan mı? Arabayı yanlışlıkla arkaya koydum. Sen arabayla gezmek istiyordun değil mi? Çünkü Hakan abi bana gelmeden önce şey dedi ya, senin arabanla gezer miyiz falan dedi. Oradan sen küçük bir rica ettin. Bir gezeriz gideriz. Buraları bilmiyorum zaten. Şu an Nevşehir'deyiz. Sen Nevşehirli misin? Burada doğdun büyüdün. Buranın böyle neyi meşhurdur? Patatesi meşhur. Patatesi. Güzel patates. Severiz. Abi sen de gelebilirsin vallahi. Hiç
şimdi canlı yayına girmek istemiyorum da sizinle de biraz görüşmek istiyorum. He, canlı yayındayız zaten ya. Şey yapabiliyorum ben, silebiliyorum. Sen gözükmek istemiyorsan. Gözükmek istemiyorum. Bak tepek. Muhtar adayım ben. He, şey yapabilirsin. Ben koymam seni. Bu şey, bant yayın. Evet. Buradaki direkt gitmiyor yani. O yüzden oturabilirsin. Gel abi istersen. Bizim kafamızdaki endişemiz şu. Demek ki siz iyi bir konuya değindiniz. Dıştan işte sizi tehdit eden unsurlar oluyor. Evet. Bu tür şeyler bizim başımıza da geliyor. Bunun başına da geliyor. Dövmeye geliyorlar buraya. Dövmeye? Tabii dövmeye geliyorlar. O ne demek? Dövmeye geldiler. Yani şimdi bu şeyden nasıl kurtulabiliriz? Yani bu burada yalnız kalan bir adam. Şimdi burada bir bacısı var. Bacısı işte sağa bulaşığa gidiyor. Sola insanlara bakmaya gidiyor. 3-5 kuruş yemeğine. Şimdi bunun başında devamlı durmuyor. Evet. Bu kendi başına burada giriyor, çıkıyor işte. Son 2 aydır da dediği gibi TikTok'a alıştı. Biz karşı çıkıyoruz ama onunla mutlu oluyorsa seslemiyoruz. Buraya gelen insanlar dövmeye geliyor, kapıyı kırıyor. Kapının halini gördünüz mü? Gördüm de dövme sebebi şey mi? Bu sipariş muhabbetinde mi yoksa? Ya işte telefon ediyor. Telefon şeye düştüğü için. Herkes telefon ediyor, küfür ediyor. Evet. Demin ben burada 8.30-9 gibi geldiğimi farsay. Ondan bu tarafa en az 50, ben bildiğim 50, 50'si de bize terbiyesizce küfürler ediyor. Ben şimdi aşağıdaydım, telefonunu belime aldım. Dediğin gibi aynı durum. Sürekli bir numara arıyor, sürekli. Küfürlere Allah yok mu? Ne ya? Ceza verdiler? Ne yaptı? Savcılar suç duyurusunda bulunmak için şikayet dilekçesi yazdılar. Evet. Takibinde savcılık bir ceza verecek. O cezayla yargılanacaklar. Zaten küfür edenlerin çoğu küçük yaşta. Telefon numarası. Yani daha önce savcılık gördüm. Oğlum harbiden yani bir şey diyemedim ya. İnsanlar ne kadar kötü ya gerçekten. Çünkü o eve sipariş veren de 13-14 yaşlarında bir çocuktu. Zaten o yaştaki insanlar yapıyor yani. Savcılık nedir bilmiyorlar, bunun hukuki sonuçlarını bilmedikleri için daha başında yaşıyormuşuz gibi işlem yapıyorlar ama işte sonucunu gördükten sonra ceza alırlar. Sonra belli bir miktar tazminat ödemek zorunda kalırlar. Kapım da yalanırlar. Şu araya sokuyorlar. Kapıyı açıyorlar. Yani bilmiyorum. O kadar. Arkadaşlar biri şey yazdı da hattı başka birinin üzerine falan alsın diyorsunuz da yine buluyorlar. Yani o gerçekten öyle kolay bir şey değil yani. Hani olmuyor yani, ben anlıyorum. Biliyorum da çünkü bizde hani başımıza geldiği için falan biliyorum bu tarz olayları. Benim, gerçekten çok ben şöyle bir info yani. Vereyim. Aha. Benim attım. Benim üzerime değil kanka. Evet. Ama benimki farklı bu. Ben kendim verdim. Devam et. Şimdi Hakan'la bir de dar kesimde büyüyecek. Malsın ya. 20 günde bir alkol alalım. Ya malım. Yani ben her gün, her hafta, her saat alkol alan biri değilim. Alabilirsin zaten. Seni ilgilendiriyor. Şimdi şerefime... Ama buluyorlar yani işinizi. Bulmasa da ben veriyorum genelde. Birinin yanına varıp da derdini anlatacak kimsesi yok. Biz oradayız. Bir iki eniştesi var, geçim dünyası. Herkes başının çaresinde, derdinde. Kimse ortamı bak abi bilmiyor. Babam öldü, 32 sene oldu. Kimse gelmedi. Hiçbir eniştelerim, hiçbir bacılarım gelmedi. Bu eniştem benim halimi, hatırımı sorar. Evinde ekmeğim var mı? Suyum var mı? Boyuna bakıyor adam, bunu diyor ki aklı başında biri belliyor. Küfür etse ona karşılıklı da yumruk yiyor. Döven de oluyor, ağzı yüzü kıran da oluyor. Gerçekten mi? Tabii diyorum yani, öyle şiddet görüyor. Tekerlekli sandalye dik adam. Tabii canım. Yani senin görmediğin bir beni çok kişi döver abi. Gerçekten mi diyorsun ya? He. Olaya bak ya. Ne zaman oldu mesela? Mesela 3 ay evvel biri dövmüş, ağzı yüzü kırık. Bu Nevşehir'in? Adam içmiş. Bu Nevşehir'in insanı ile ilgili bir tespit miydi yoksa? Tespit abi ya. Buradaki ben Nevşehirliyim ama hiçbir şekilde Nevşehir'i sevmeyen bir adam. Ne insanlarını severim, ne havasını severim, ne de esnafını severim. Sevmem abi. Yani ben... Bu itirafı sevmem. Döverler abi. Yani bu babayiğit olduğu için uzun işte kalıbına bakıyor adam. Hı-hı. Kafası çalışan biri belliyor. Bu kahıyor, asıyor diyor zaman geliyorlar ağzını yüzünü duruyorlar. Polisler ne işe yarıyordunuz? Büyük ihtimalle yani gönderirler ki direkt. Doğru. Şimdi ben de ya bu şeyler ne düzgün işliyor ki arkadaşlar yani. Manevi. Konuşmanın şimdi bir anlamı yok bence. Biz bu videoları çekiyoruz, daha önce de böyle çektik. İzleyicilerimiz bize
bağış yoluyla yolladığı oldu. Sonra ben o bağışı videoda konuk aldığım kişiye ilettim. Hakan abinin bir IBAN'ı ya da birisinin IBAN'ını alabiliriz abi. Bu suç mu bilmiyorum. Belki suç teşkil edebilir. Evet. Avukatım suç. Daha iyi bilir. Evet, gösterilmemesi lazım aslında ya onun. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Hani yardımcı da olmak istiyoruz aslında bir nevi. Yani devlet onaylı değilse evet bu kişi evet. Para toplayabilir denmiyorsa suç. Donate olarak işte o problem oluyor çünkü neyse. Kalkayım da ayağıma bakar mısınız? Yok olur mu? Neye bakar mıyız? Ayağıma. Ayağına derken? Kısa. Kısa. Sen hiç yorma kendini yani. Gerek yok kendini yorma. Gerek yok Hakan'ım gerek yok. Biz seni yormaya gelmedik. Gerek yok. Ama ben sizin iyi niyetinizden dolayı size teşekkür ederiz. Bizim senden ben bir şey istiyor musun? Bir rica ihtiyacın olan bir şey. Keskin Kayseri'de olsun. Eksiğin. Yediğim. Bu Kayseri. Valilik onayı falan lazım. Ben iyi Kayseri. Hı? Ben Ankara'yı sevmem, Kayseri'yi sevmem kadar. Nevşehir'i sevmem. Nasıl? Bizim Kayseri. Nasıl? Tamam. Ama imkan. Ya bu arada arkadaşlar ben gerçekten şu an hani biraz kendimi zor tutuyorum bu videoda. Hani bunu da belki ilk defa açıklıyorumdur burada. Benim abime de zamanında da aynı şeyleri yapıyorlardı. Şu an gerçekten hani o kadar böyle yardımcı olmak, bir şeyler yapmak istiyorum ki gerçekten bir nevi. Hani benim abim de belki söylemişimdir otizm var onda da. Onun da zamanında mesela çok dışarıda falan neyin ne yaptıklarını az çok biliyorum. Ve neler neler dediklerini de biliyorum. Dalga konuları vesaire falan olsun. O yüzden gerçekten yani hani ben bu konuda biraz daha nasıl derler empati yapabiliyorum. Gerçekten elimden ne geliyorsa da bu arada Testo Taylan olur biri olur. Ben çok yardımcı olmak istiyorum yani bu konuda onu söyleyeyim. Hani onu İsterim buradan değilim. Söyleyeyim hocam. Ağza hiç diş yok. Yemek yerken sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Ne yiyebiliyorsun? Mesela ekmek yiyebiliyorsun. Bunu şaka ekmek. Eyvallah eyvallah. Olsuna. Çorba. He, kolay ısırılabilen şeyler. Anladım. Et falan ısıramaz. Et de yiyerse evet. Şöyle düptüğüm onun sonu yiyor. He. Vallahi abi. Valla paşam ben ne diyeyim size bir şeyler ikram etmek isterim ama. Sen ne oldu? Hakan abi. Hı? Ne yapıyorsun? İban'ımı istediydin ya. He İban'ını evet. Var değil mi banka hesabın? Evet. Hangi banka? Ziraat. Ziraat tamam. Ben bunu... Abi onu ne zaman yapabilirik? Gösterdi bir şey oluyorsa da olsun valla umurumda değil. Bir şekilde. Hani bunu koyacağım. Yani senin Instagram'ın yok. Boş ver kullanma zaten. Evet. Sende TikTok var, YouTube var. Valla şey o tür şeylere girmesin abi. Yok ben dedim zaten. Aa şu bak. Şu. O. Şu. Varmış. Kendisi gelir sana götür. Senin gözle... Durdurursan orayı. Şimdi Twitch'te problem olabilir. Discord'a gelin. Oraya Filip alayım mı? Evet oraya fotoğrafı sabitlesinler. O şekilde ilerleyelim oradan. Problem olabilir yani hocam. Onu söyleyeyim. Açıkta. Abi ben direkt şey yapayım mı? Bir İbana de... açıklama yapmış kopyalayayım. Oraya koyayım şey olması diye. Daha rahat olur. Discord'a koyabilirsin. Bir de zaten videonun açıklama kısmında da var zaten dediğim gibi. Gereğim. Evet. Çok şeye gerek yok. Ben K-Drop param yattı gibi kalan bütün hepsini ödeyeceğim zaten. Abim görüyor değil ne mi? Ne kadar kaldıysa. Net görüyor her şeyi. Sağ göz. Abim sağ göz net görmedi. Gözüm görmez. Ya bir şey varmış. O tuvalet şey birçok ihtiyacı da olabilir yani. Dediğim gibi hani az çok demeden 10 lira olur, 5 lira olur, 20 lira olur, 30 lira olur yani onu. Tabii canım. Hani şey yapmayın ya. Kendinize sakın sorumlu tutmayın atmayanlarda. Biliyorum bazılarınız hani maddi vesaire falan şey yok ama hani imkanı olan varsa, şey olan varsa atabilir yani. Orada açıklama kısmında da var. Bizim Discord şeyinde de var yani gördüğünüz koydum üzere. Bizim görmüyor. Sağ ol, net görmez. Bulanık görüyor. Lanlaya lanlaya olur bu işler aynen. Valla. Lan kapatayım. Hiç görmez bu. Kapatınca görmemen normal o. Ama sol görüyor yani. Şunu kapatırsam görüyor bak. Bak.
Kurye. Anladım, tamam. Tamam. Şey kapattım. Bana yeniden bir hesap açamam. Ne hesabı? Şu senin şeyden. Senin kullandığın hesaptan. Onu senden takip mi edeyim kendimi? Öyle mi? He. He, ben göstereyim, dur sana. Şu an benimle şey oldun. Nasıl derler? Arkadaş oldun gibi bir şey şu an. Tamam. Bu telefonun markası ne? Şey, Samsung. İşini görüyor mu? Yani memnun musun? Hakan'a yeter mi? Hakan işte. Hakan bir şey yok. Yok, iyi gibi abi, çok kötü değil yani. Evet. Bak, senden bir fotoğraf çekelim. Anı. Ya sürekli numaralar arıyor ya. Şimdi bunu kameraya göstersem ben suça gireceğim. Numarayı göstermiyorum. Numarayı göstermediğin gibi de istersen kamerayı hiç göstermeden birini aç da küfürler bir. Açayım mı? Birini aç. Çok fazla. Ablam kızmazsa ablam. Yo, dur. Yani birini aç bir. Küfürleri eğlenceli bak. Direkt küfür ediyor yani adam. Ne, bazıları küfür ediyor, bazıları konuşmak istiyor. Evet. Bir tanesini geri arayayım mı? Dur bakayım. Yo, bunları harbi arayıp söyleyeceğim bu arada. Bunlar bunu hak ediyor bak. Geri aradığınız zaman onu videoya... Öyle kardeşim yapma falan değil. Söveceğim baba. Olmaman gerekiyor. Yo, böyle şey yaparım. Dur bakayım. Arayayım mı? Ben şu arıyor değil mi? Hoparlörü alıyorum. Çok rahat. Alo? Alo, buyurun, kim aradınız? Hakan Bey'le mi görüşüyorum? Yok, ben Taylan. Biri de var. Baha, biri daha arıyor. Açayım mı? Böyle mi açılıyor? Alo, merhaba. Merhaba. Buyurun, kimi aramıştınız? Ali abi aramıştı o. Ali mi? Yok. Berber. Yanlış mı? Abi, yok, Ali değil. Falan giriyorlar. Bak, yanlış aynı, oldu. Bak. Kusura bakmayın. İyi günler. Hakan'a ver de. Hakan bir açsın, gelene de bak. Bunların anasını sikeyim. Sen... Alo. Alo. Buyurun. Kardeşim, ben askerlikten ödüyorum. Askere gitmemişsin. Evet. Ya, orospu çocuğusun. Niye? Ya sen dümdüz orospu çocuğusun. İşte gitmedim. Bugün polisler gelecek, seni alacak, haberin olsun, hazırlan bugün. Şu an burada yaklaşık 8 kişi, avukatla dahi seni dinliyoruz. Başka bir şey söylemek ister misin? Yok abi ya, sağ ol. Şey diyecektim ya, merak ettim, sesini duyayım dedim, gerçek mi diye de. Tamam da adamla niye dalga geçiyorsun? Ya abi, ne bileyim ya, kusura bakmayın, özür dilerim Hakan abi. Evet, siz yazmayın bu, abi. Hakan abi hoşuna Hakan gitmiyor böyle aranınca. Ben Taylan bu arada. Tanır mısın bilmiyorum da. Taylan abi, ben de Serhat. Bir daha böyle şeyler yapmazsan daha güzel olur. Başına da iş alma boş boşuna. Yok yok abi ya. Kusura bakmayın. Sesini ya duyuyorum. Uyarmayın baba. Ben merak mesela ettim, şikayetçi olunmasını istiyorum bu adamla. Aşırı tamam, sinir oldum. 42 yaşındayım abi. 42 mi 43 mü? 40. 81 doğum. 81'liyim. Nasıl 43 ya? Aynen 43. Bir anda hesaplar. Yok. 42. Baba, ben artık bu tarz olaylara, yani bu ülkede o kadar çok, nasıl derler, garipsemiyorum ki. Deprem zamanında bile yani neler... Depremde yapılanlar, evet, sonra, evet, bitti ya benim için. Ben arkadaşlar, ben bu ülkedeki olaylara artık ne zaman gerçekten ciddi bir gözle ve üzülerek baktım biliyor musunuz? Gerçekten o deprem zamanında o kaoslar, şeyler, telefonları arayıp böyle hatları meşgul etmeler. Oğlum, biz Twitter'da telefon vesaire falan paylaşırken bir zaman sonra durduk. Çünkü o telefonları arayıp rahatsız ediyorlarmış mesela. Böyle olaylar yaşandı baba. Oğlum, ben İstanbul'a gelene kadar adımı soyadımı engelli kardeşim yüzünden saklıyordum. Baba onu. Gerçekten. Böyle olsun, çocukları var diye. Vallahi öyle oğlum. Yani hala benim babamı arayıp vesaire falan da yapıyorlar bu arada. Yok işte oğlunuzu öldürdük şöyle böyle falan diye hala gönderiyorlar, ediyorlar yani. Bunlar yapıyor baba.
Yapacak da yani bunlar. Bunlar hani yapma, şey yapma falan değil. Bunlara bunu açıp söyleyeceksin yani. Kanka, aynen öyle. Oğlum. Kanka hayır bak ben bu konuda baba, söylemeyeceksin bak, kanka. Benim bu... bekle şey videosu vardı bir tane. Dıcı o video sende duruyor mu? Benim evime polis göndermişti. Zırhlı araba geldi lan benim evime. Abi o Dıcı mesleğiydi de şey short videosu vardı bir tane. Oğlum harbiden yani. Neyse devam baba izleyelim. Gel şimdi 6. ayın 14'ünde gireceğim kulak hücüme. 2024'de girdin mi? Girdin sayı. Atsana bir harbiden lan. Ya bir işimiz olmazsa gidelim mi doğum günü kutlamaya? Şu araba gelen arabaya bak ya. Olur gidelim. Bak bak. Ya amına koyayım. Bak bak. Ya evimize gelen arabaya bak ya beni al. Kanka eve akrep, bu akrep mi deniliyor buna? Ne deniyordu? Evet. Annem ne diye aradı bir de beni biliyor musun? Annem beni daha korkuttu. Oğlum eve tank geldi dedi annem. Kadınla kadın bilmez ki. Evet ya. Oğlum nereden bilsin amına koyayım yani? Anladın mı? Eve şu arabadan göndermişler ya. Neyse baba. Ay şaka yapacaktım da çok moralim bozuk yapamıyorum. Ben ya. De şaka yapamıyorum. Moralim çok bozuk. Yoksa kanka ben sırf ondan ikametgahımı almadım Antalya'ya. Daha kötü oldu. Aileme gidiyor hepsi amına koyayım. Kızmazsan bir ev turu yapabilir miyiz? Tabii. Ay maşallah. Hemen geliyorum. Gel abla benim orada buraya. Eray peki polisler ne diye geliyor? Abi polisler işte oğlunuzu evde öldürmüşsünüz. İşte oğlunuza bıçak çekmişsiniz. İşte silahla vurmuşsunuz gibisinden geliyorlar. İşte evinizde bomba varmış. Ya polisler de az çok tabii ki de biliyorlar neyin ne olduğunu o zamanlarda. Neyin olduğunu ama adamlar her şekilde de bakmaları lazım ki yarın bir gün bir şey olsa vebali polislere kalır yani. Anladınız mı? Böyle olaylar oluyor yani. Ya neler yaşadılar zaten yayıncılar falan. Hani biz o zamanlarda bununla harbiden... Bununla ilgili yasa mesela nereden çıkacak kanka? Biz o zamanlarda gülüp eğlendik ama gerçekten yani işiniz çok kötü yani. Benim annem artık ilk başlarda çok korkuyordu. Babam da aynı şekilde. Sonrasında artık onlar bile alıştı yani anladınız mı? Ha bunu sadece bu arada hani yaş olarak da şey yapmamanız lazım. Nasıl derler o sınıfa koymamanız lazım. 13-14 yaşındaki çocuk da yapıyor. 20 yaşındaki adam da yapıyor. 30 yaşındaki adam da yapıyor yani. Anladınız oğlum mı? Oğlum benim arkadaşıma E-Devlet'ten ölü göstermişler. Evet onları falan da yapıyorlardı yani. Ya bunu da aslında yani devletin bu konu hakkında mesela açıklama yapması ondan sonra nasıl derler bir bunun hakkında bir önlem alması falan bir o, şey yapması lazım yani anladın mı? Hepinizin bilgisi var çocuklarda. Adamlar 20 liraya 30 liraya alıp şu an chat'teki bir tane adama sinir olsa alacak yani. Ondan sonra anne babasını rahatsız edecekler yani. Anladınız mı? O yüzden dikkat edin baba. Şu an birazcık nasıl derler? Şeyliğinizi koruyun bence. O anonimliğinizi koruyun yani. Öyle isimlerinize falan bir yerlere girerken dikkat edin yani. Hele YouTube ve Twitch için söylüyorum bunu. Çünkü devir kötü baba. Vallahi kötü yani. Adam. Bırak benim adam. Çok güzel. Ne güzel bak ışık alıyor baya. Bunlar su. Ne güzel, çok güzel. Bu kısım tuvalet oturamadığın burası değil mi? Hakan abi bunu aslında yaptırabiliriz bak. Sen bu rahat edemiyorsun burada. Benim anladığım. Bunu buralarda vardır bunun şeyi. Ben bunu bir araştıracağım. Otur kalkamıyorum. Cami var, eczane var. Buralar tekinsiz yerler ya. Sevmiyorsun değil mi buraları? Abi, evin olma, evinde oturma önce ne olacak? İcra girecek yarın bir gün. Halk gidecekler. Hakan abi TikTok'ta izlediğiniz belki orada bir 15-20 saniye gördüğünüz belki gülüp geçtiğiniz anlamı veremediğiniz ama burası Ankara mı? Nevşehir. Bir şey mi istiyorsun? Vereyim. Bardak mı? Su içeceksin. Al.
Musluktan içiyor. Biraz şöyle tut. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeceğim. Şu an oturduğu ev Toki'nin yaptığı ev mi bu arada? Bu kip taşlar falan mı kanka? Benziyor Toki'ye. Anladım. Şu an buranın borcunu vermeye çalışıyor değil mi? Yanlış anlamadım ben orayı. Anladım. Gel, yoruldun zaten. Bir şey yapalım mı? Ben seni güzel bir et yemeye götüreyim. Et yemeyi seviyor musun? Beraber yumuşak böyle yiyebileceğin. Otururuz. Bir çay kahve bir şeyler içeriz. Ondan hava alırız. Dolaşırız. Tamam, o zaman gocuğunu giyelim. Ay, seni canlı yerim maşallah. Bir masaj yapayım mı? Oh, bak, buraların rahatlığı. Bu Nevşehir'in şehir planlaması çok kötü ya. Tutayım mı elini? Abi iki tane et döner alabilir miyiz lavaşta? Sabah hiç yemedim, seni bekledim. Bir ihtiyacımız, bir gıda eksiği var evde. Ne istiyorsan alalım. Ne seversin? Salatalık alak. Salatalık. Domates alak. Balla aran iyiymiş. Sevmediğim bir şeyi de almayayım. Bal sever misin? Seversin tabii. Hangisi kalitelidir? Şunlardan benim için. Hangisi? Ana. Şu mu? Tamam. Pardon, çekim yapmanız yasak ama. Tamam, çekmeyiz. Hakan abim be. Ne? Gizli gizli ya. Allah. İşin gücün yoksa gün burada kalabilirsin. Abi ben sana yük olmayayım valla. Çok güzel bir gün geçirdik. Seni hiçbir zaman unutmayacağım ya. Zaten telefonunu falan değiştirirsen bana söylersin. İrtibatta kalırız. Tamam. Sen de ver. Bir şey istediğinde falan telefon numaramı biliyorsun zaten. Her zaman gidip orada geçebilirsin. Abi onu bir kaydedebilirim. Kaydedeyim. Taylan diye kaydediyorum. Hakkını helal et, zaman ayırdın bize. Senin hakkını helal et. Aman abim, şu videodan sonra çıkan videoya bak ya. Semet asıl biz geldik Allah, o kadar ağladığımız. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok abur cubur cips mi bir ya, daha yok. Ya. Az ye. Cips kola yap, cips kola olmaz. Tamam abi, tamam. Arkadaşlar. Yardım etmek isterseniz. YouTube'da zaten burada donetlerle birlikte zaten yardım edebiliyorsunuz. Aynı şekilde IBAN da varmış burada. Ne oldu lan? Keysak'ı yazmışım buraya, dur. Alayım şöyle bir. İzleyicilerimiz bize. Abi bazıları şey dedi, ben IBAN'dan atmaya korkuyorum, bir şey olurum falan dedi. Öyle bir durum, korkan varsa YouTube'dan atsın. YouTube'dan vergisi kesilip verilecekmiş. Evet. Taylan abi öyle dedi. Öyle yazmış yorumu. Ya YouTube bence de ya, onu YouTube'dan falan şey yapıp atabilirsiniz ya, daha iyi olur. YouTube daha mantıklı. Evet. Bir de işlemlerine Taylan'ın şey nasıl olacak? İşlemlerine Hakan abi uğraşmasın. İBAN'dan atsak ne olacak? Taylan halleder. Ya işlemleri oluyor IBAN'dan atarsanız arkadaşlar. O işlemlerle hani Hakan abi uğraşmasın diye. Ya Tesla umarım Taylan halleder işlemleri, öyle verir. Bu arada umarım yani bu yaptığı olaydan dolayı Tesla Taylan'ın başına da iş gelmez şimdi. Hani burada birazcık donate topluyormuş gibi şey var ya. Evet. Yani abi, inşallah devletimiz buraya bir şey olur. Şey tolerans gösterebilir yani hocam. En kötü ihtimal şey olur. O gelen paraların bir faturası kesip vergisi alınır büyük ihtimalle. Aynen işte.
Abi bu yani gibi. Burada ne olacağını bilemiyorsunuz ya, anladınız mı yani? Hani yanında avukat var ya zaten, büyük ihtimalle sormuştur, halletmişlerdir onu. Yani. Fenası var da Rıza'nın dediğini galiba birkaç kişi yanlış anladı. Size bir şey olmaz arkadaşlar. Hayır, size değil, size değil. Diye. Evet evet. Parayı toplayan kişi olur olursa. Abi size benim olmaz. Bir şey hatırlıyorum. İrem Derici galiba yanlışlıkla göstermişti. Evet, tamam, yanlış olmasın. Tek tek IBAN'a geri atmıştı. Yani gelen IBAN'daki parayı onlara geri yollamıştı hatırlıyorum. İşte o yüzden. Onun da mı yani, vergisi var? Tezinde var, vergisi var. Var arkadaşlar. Bağış yani, izni olmazsa var. Şu an hediye vermenin de var aslında yani mantık olarak. Hani onlar da sıkıntı. Sadece bağış olarak düşünmeyin. Yani birine, ya ben mesela size hediye verirken İtopya'dan belli baş izinleri alıp hallediyoruz. Anladınız mı bunları? Hani onların şeyleri falan halloluyor yani. Onlar da direkt olmuyor. Oğlum ne garip amına koyayım. Millete hediye veriyorum, bir de üzerine vergi veriyorum. Niye oluyor bu? Devlete de hediye ver işte. Ben anlamadım ki bunu, niye oluyor harbiden? Başka ülkede... Hayır, başka ülkede böyle mi bilmiyorum. Hani belki doğrusu budur da yani. Artık ne bileyim, her şey garibime gidiyor ya bu ülkede. Vallahi billahi. Hocam şöyle bir 10 saniye bir nefeslenelim, bir kendimize bir gelelim. Evet, bu video ben hani böyle olacağını hiç düşünmüyordum, böyle hani eğleniriz şey yaparız falan diyorduk bir. Vallahi billahi. Oğlum ben çok hani sabah izledim, depresyona girdim, kafayı yedim. Birazcık da orada anlattığım olay gibi hani empati bu konuda daha rahat yapabiliyorum. O yüzden ben de biliyorsun. Evet, o yüzden daha şey oldum yani, böyle hani etkilendim videodan harbiden.